Merhabalar, hoş geldiniz. Ben çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Rahmi Tuna Tekin. İki haftadır devam eden kampanya adına, Alle Kids adına da biz burada oluyoruz ekibimizle beraber. Bugün sizlere hangi aşı ne zamanla alakalı bir konuşma yapacağım. Zaten önümüzdeki hafta da aşı haftası, bir yandan 24 Nisan'la beraber başlayan güzel de bir zamanlama oldu bu konuları konuşmak için. Özellikle bu dönemde koronayla da beraber hani aşının önemini, aşının üretim aşamalarını, hangi şartlarda ve neden üretildiğini gördüğümüz günler yaşıyoruz gerçekten. Şu an yaptığımız birçok aşıyla koruduğumuz ve artık görmediğimiz birçok hastalığın zamanında da böyle salgınlar yapıp çok ölümlere neden olmasıyla aşılar bulundu ve şu an günümüzde çoğu hastalığı, aşıyla koruyabildiğimiz hastalıkları göremiyoruz. Aşı karşıtlığı da son dönemde çok başımıza bela olmuş bir durumdu. Özellikle kızamık hastalığını, yıllardır, uzun süredir görmediğimiz kızamık hastalığını tekrar görmeye başladığımız, aşı yaptırmayan çocukların, yaptırmayan ailelerin çok olduğu bir dönemde esasında bu da bir toplumsal hafızayı tekrar ayağa kaldırarak aşıların, salgın hastalıkların ne kadar kötü sonuçlar doğurabileceğini bize göstermiş oldu gerçekten. Aşı konusu bizim bu topraklar için esasında çok eski bir konu. İlk aşının bulunduğu, aşıyla alakalı ilk çalışmaların yapıldığı topraklar esasında Osmanlı döneminde 1700'lü yıllar civarında başlayan çiçek hastalığına yönelik çalışmaların olduğunu biz tarih kitaplarından, tıp tarihi kitaplarından biliyoruz. Burada işte İngiltere Prensesi'nin bu topraklarda, Osmanlı'da çiçek hastalıklarıyla alakalı, çiçek hastalığına yönelik Osmanlı'da bazı çalışmalar olduğunu, buna işte aşı dendiğini gibi kendi ülkesine yazdığı mektuplarla bu topraklarda da aşı üretiminin, aşıyla alakalı çalışmaların ilk filizlendiği yer bizim topraklarımız. Şimdi aşıyı biz neden yapıyoruz? Esasında aşı yapmamızın iki tane amacı var. Birincisi aşı yaptığımız kişiyi korumak. Bulaşıcı hastalıktan korumak. Bir de bu tek başına aşının bir artısı değil. Bunun yanında toplumsal olarak yani herkesin aşılandığı bir dönemde toplumsal bir bağışıklığı sağlamak da en önemli ikinci görevi. Yani şu demek, mesela kanser hastaları, bazı bağışıklık sisteminin düşük olduğu durumlar gibi ya da daha küçük bebekler gibi daha aşının yapılmadığı ya da aşı yapamadığımız kişilerde bu toplumu aşıladığımızda bu hastalığın görülme oranını çok aşağıya çekiyoruz. Bu nedenle bu kişilerin de bağışıklık sistemi yeterli olmayan, yaşı küçük olan bu kişilerin de hastalıkla karşılaşma ihtimalini azaltmış oluyoruz. Yani aşının iki nedeni var işin aslında. Kişiyi korumak, toplumsal olarak aşılandığımızda da riskli olan kişilerin korunması. Bu da çok önemlidir. Bir de aşıların hiçbir zaman bir aşıyı yaptık %100 koruyucudur diyemeyiz. Yani kesinlikle aşının tutmadığı, aşıyla %100 korumanın sağlanamadığı durumlar da var. Şimdi bir kişi için burada diyelim ki aşıyı yaptık, %99 korudu, %1 ihtimal. Yani 100 çocuktan bir tanesi aşı yapılmasına rağmen bu hastalığı kaptığı zaman buna vücudu hastalanacak. Ama toplumu aşıladığımızda, yani her çocuk için %1 ihtimal olduğunda bu aşıyla beraber aşı olmasına rağmen korunamayan çocukları da korumuş oluyorsunuz. Bu yüzden iki aşıdan da aşıların mutlak yapılmasını ben çocuk sağlığı hastalıkları uzmanı olarak önermekteyim. Aşıların güvenilirliğine de inanıyorum. Günümüzde zaten aşıyla korunabilecek bir hastalıktan, yani basit bir ağızdan ya da kas içine yaptığımız bir aşıyla korunabilecek bir çocuğun kaybı gerçekten çok ciddi bir problem. Yani koruyabileceğimiz elimizde bir ajan varken bir çocuğun kaybedilme durumunu gerçekten çok tahmin edilebilecek bir olay olduğunu düşünmüyorum.
Peki biz aşıları ne zaman yapıyoruz? Çocukların, bebeklerin özellikle doğduğu anda kanındaki savunma hücrelerinin hafızaları annesininkiyle benzerdir. İmmünoglobulin dediğimiz bazı savunma hücreleri çocuk, yeni doğan bir çocuğun kanında da mevcuttur. Yani anne su çiçeğini küçükken geçirdi ve su çiçeğine karşı bağışıksa, yeni doğan bir bebek kanındaki bu bağışık olan hücreler sayesinde su çiçeği enfeksiyonuna göre bağışık olarak doğuyor. Yani bu onların savunma mekanizması için çok güzel bir durum. Ama zamanla çocuk kendi kanını, kendi bağışıklık sistemini üretmeye başladıkça bu hücreler azalıp yerine hafızasız ve daha hastalıklara yatkın hale gelen bağışıklık sistemi geliyor. Yani diyelim ki biz su çiçeği aşısını 1 yaşında yapıyoruz. 1 yaşında yapmadan önce ki bir dönemde bu her çocuk için farklı oluyor. 3 aşağı 5 yukarı çalışmalar bize anneden geçen antikorların çocuğu ne kadar süre koruyacağına dair bir fikrimiz oluyor. Ama her çocuk için genelde farklı. 4 ayda da bitebiliyor bu anneden gelenlerle korunma durumu. 6 ayda da bitiyor, 8 aya kadar uzayabiliyor. Ama bir şekilde şunu bilmek lazım. Zamanla bu vücuttaki anneden aldığı savunma hücreleri zamanla azalacak ve çocuk hastalıklara açık hale gelecek. Bu nedenle de mesela bir de anne sütü burada çok önemli. Anne sütü de bizim için ilk aşıdır diyoruz. Gerçekten anne sütünün içeriğindeki zenginlik ve koruyucu mekanizmalarla da çocuğu birçok hastalıktan koruyor. Anne sütü almayan çocuklarda da esasında hastalıklara yatkınlık, bulaşıcı hastalıklara yatkınlığı daha fazla da görüyoruz. Bir şekilde anne sütünün eksikliği durumunda. Bu bebeklerin bu bağışıklık durumu böyle seyrediyor. Biz aşıları başladığımız zaman bazı aşılar tek dozunda da yüksek değerde koruyucu olurken bazı aşılarında yaptıktan sonra belli periyotlarla vücuda hatırlatmalar yapmamız gerekiyor. Bu da aşıların aynı hastalığa karşı 3 kez bazen daha fazla sayıda aşıladığımız hastalıklarda mevcut. Şimdi genel olarak aşılarla alakalı özellikle bu dönemde de çok erteleyelim mi edelim mi diye çok sorular geliyor. Aşıyla alakalı birkaç tane ana kural vardır. Onlardan bahsetmem lazım. Burada aşıları üretim teknolojisine göre ya da üretim şekline göre bazı aşılar canlı aşılar, bazı aşılar canlı olmayan aşılar. Canlı aşılar zayıflatılmış mikrobu verdiğimiz aşılardır. Burada mikrop zayıflamış oluyor, bağışıklık sistemi onu hemen öldürüyor ve bir şekilde kendine bu mikroba karşı bir hafıza sağlıyor. Bazen de virüsün ya da bir bakterinin bir parçasına yani savunma hastalık yapacak bir parçasına ya da tutunma bölgesine de olabilir. Bir parçasına dair vücuda bir savunma mekanizması olacak şekilde inaktif yani ölü aşılarda var. Şöyle bunu neden söylüyorum? Çünkü bazı kurallarımız var. Mesela iki tane canlı aşıyı ya aynı anda yapmak gerekiyor ya da aralarında bir ay olacak şekilde yapmak gerekiyor. Yani bizler aşıyı planlarken mesela şimdi bu aşıyı yapalım, 4 gün sonra bir tanesini yapalım, hafta sonra bir hafta sonra bir tanesini yapalım gibi bir yaklaşım yapamıyoruz. Aşılar ya yapılıyorsa aynı gün içerisinde yapılması gerekiyor ya da aralarında farklı bir aşı yapılacaksa 4 hafta olması gerekiyor. Aynı aşının tekrarının ne zaman yapılacağı esasında her aşı için farklı. Mesela menenjit aşıları için bir yaptıktan sonra bir sonraki dozu en erken 2 ay sonra oluyor. Böyle her aşının aynı aşının dozları arasında da yapılması gereken minimum süreler var. Ama farklı aşıları da yapacak olsak da bunu bir planlama çerçevesinde yapıyoruz. Yani aynı gün içerisinde yapıyoruz aşıyı. Özellikle bu 2 ay aşılar için çok soruluyor. İşte verem aşısı, onun haricinde karma aşı ve zatürre aşısı aynı anda mı yaptıralım araya mı?
genelde her zaman istediğimiz bizim aynı zamanda, aynı gün içerisinde yapılması. Çünkü bunları yaptığımızda vücutta bir savunma sistemi geliştiriyor. Tam en aşıdan diyelim ki 3 gün, 5 gün sonra vücut artık savunma hücrelerini arttırdıktan sonra tekrar bir aşı yapıldığında o aşının etkinliğini de öngöremediğimiz için aynı gün yapmayı öneriyoruz. Bu kural özellikle canlı aşılar için geçerli olan bir kuraldır. Dediğim gibi iki aşı arasında genelde bizim istediğimiz 4 haftalık bir ara olması lazım. Burada bir aşının erken yapılmasını genelde önermiyoruz. Daha geç olabilir. Mesela diyelim ki yaptık birinci ay aşısı, ikinci ay aşısı arasında bir ay var ama 3 gün gecikti, 5 gün gecikti. Hani gecikmeler biraz daha tolere edilebilir ama erken yapılması erken yapılmasını biz çok önermiyoruz. Maksimum bir aşının erken yapılma günü de orada bir 4 gün kuralımız vardır. Yani bir aşı erken yapılacaksa maksimum erken en erken yani o 4 gün içerisinde zamandan 4 gün öncesine kadar yapılabilir diyoruz. Çok önermesek de. Eğer 5 günden fazla daha erken yapılmış bir aşı varsa bu aşının, bu dozunun tekrar edilmesi gerekiyor. O yüzden aşı planlaması yapılırken daha çok erken değil, aşı biraz daha ya zamanında ya da biraz daha geç olsun. Eğer zamanından erken yapılmış bir aşı 4 günden daha erkense o zaman aşının dozunun tekrar edilmesi, ama o aşı yapılmamış gibi sayılarak tekrar edilmesi gerekiyor. Bunlar bizim genel aşıyla alakalı kurallarımız. Peki ne yapıyor bu aşılar yaptığımız zaman? Yan etki olarak neler görebiliyoruz? Esasında aşılarda yan etki görme olasılığımız bir sistemik yan etkiler, bir de lokal yan etkiler var. Lokal yan etkileri sıklıkla da görebiliyoruz. Nasıl görüyoruz? Yaptığımız yerde ağrı, hafif, şişlik. Yapılan yerin altında böyle biraz top gibi böyle ele gelen hafif yuvarlak bir şişlik. Hafif bir yapılan yerin üzerinde kızarıklık. Böyle şeyler aşı sonrasında sık görebildiğimiz, genelde 1-2 gün içerisinde geçen, üzerine bir bezi musluk suyunda ıslatıp üzerine hafif kompres yapmak, günde 4-5 kez üzerine hafif bir soğuk uygulamayla çok rahatlıkla geçen bir yan etkidir. En sık gördüğümüz yan etki. Sistemik olarak gördüğümüz yan etkilerdense en sık genellikle ateş görüyoruz. Ama ateş, yani aşıdan ateşten de korkmamamız gerekir. O vücudun verdiği bir yanıttır. Vücudun o verdiğimiz aşıya karşı bir reaksiyon geliştirdiğinin, bir bağışıklık oluşturduğunun, vücutta bir enflamasyonun da geliştiğinin habercisidir. Bu bizi endişelendirmez. Bu yüzden de her aşı yapılan çocuğa anında ateş düşürücüyü ya da daha ateşi çıkmadan, aşı yapıldı diye ateşi çıkmadan ateş düşürücü vermek çok doğru bir yaklaşım değildir. Ateş hatta 38-38,5'ların üzerinde olursa verebiliriz. Çünkü aşı yapılıp ateş düşürücülerde aşı etkinliğinin de azalabildiği yönünde birçok çalışma vardır. Bu yüzden aşı ateşi de çok korkmamamız gereken, olursa da çok yüksek değerlere giderse ateş düşürücü vermemiz, ama rutin bir ateş düşürücü uygulamamamız gereken bir durumdur. Nadir ama görülebilecek bir durumda anafilaksi, yani alerji durumudur. Bu çok nadirdir esasında ama olası bir durumdur. Bu yüzden de aşılar her zaman bir alerjik reaksiyon gelişmez anında müdahale edebilecek ekipmanın bulunduğu bir yerde yapılması gerekmektedir. Özellikle bu dönemde işte arabada yapalım, işte evde yapalım gibi böyle bir yaklaşımların, böyle önerilerin de sık duyuluyor. Bu çok önemli, yani çok bizim önerdiğimiz bir durum değil. Çünkü bir alerji anında, bir anafilaksi anında hemen acil müdahale gerektiren bir durumdur. Genellikle de aşı yapıldıktan 20 dakika, 30 dakika içerisinde olacaksa kendini belli eder. Çok da uzatmaz. O yüzden de aşı yapar yapmaz hemen yapıldıktan sonra hemen gitmek değil, birazcık en azından bunun yapıldığı yerde, lokasyonda birazcık beklemekte yarar vardır diye düşünüyorum.
yan etkiler de bunlar. Şimdi gelelim aşılara. Hangi aşıları yapıyoruz? Öncelikle burada bir Sağlık Bakanlığı'nın rutin olarak bize söylediği, şu ayda bu aşıyı yapın dediği bir Sağlık Bakanlığı'nın önerisi aşı takvimi var. Burada çok güzel bir durum var Türkiye için. Gerçekten bizim aşı takvimimiz gayet güzel olduğunu düşünüyorum ben çocuk sağlığı ve hastalıkları hekimi olarak. Bir önceki, iki önceki Sağlık Bakanımız da, şimdiki Sağlık Bakanımız da çocuk doktoru olduğu için zaten Türkiye'nin aşılar konusundaki tutumu, davranışı ve bunu sağlayabilirliği gerçekten çok güzel. Eksik olan, şu an sağlanamayan, Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği ancak rutine dahil edemediği ishal aşıları ve menenjit aşıları da özel aşı adı altında geçiyor. Bunları da başvuru hekiminiz size bu konu hakkında bilgi veriyor. Bunun bir planlamasını yapıyor. Bunları da yaptırabiliyorsunuz. Ama Sağlık Bakanlığı'nın bir aşı takvimi var. Bu aşı takvimine göre de bizler ilerliyoruz. İlk başta çocuk doğar doğmaz, ilk 24 saat içerisinde başladığımız aşı hepatit B aşısı. Çocuk doğduktan dediğim gibi ilk 24 saat içerisinde yapıyoruz. Hangi durumlarda yapmayız? Eğer çocuğun kilosu 2 kilogramın altındaysa bunu aşıyı biraz erteleyebiliyoruz. Onun haricinde prematürelerde biraz erteleyebiliyoruz. Bunu doğum anında yapmamızın en büyük nedeni hepatit B taşıyıcısı ya da hepatit B hastası olan bir anneden bu hastalık kan ve kan ürünleriyle bulaştığı için böyle bir durumda, bunun bilinmediği bir durumda ya da hastane ortamında kapılabilecek bir hepatit mikrobuna karşı erken dönem korumak için yapılıyor. Ama her yaşta bunu yapabiliyoruz. Biz doğduğunda başladığımız hepatit B aşısını yapıyoruz. Eğer annede zaten bir bilinen bir risk faktörü varsa, yani hepatit B taşıyıcısı ya da hastası bir anne ise, bunun yanına bir de immünoglobulini koyuyoruz. İmmünoglobulin dediğim, benim bu bebeklerde olan kanda ki zaten anneden geçen savunma hücreleri dediklerimi çocuğa da yapmış oluyoruz ki hastalık olmasın, çocukta hızlı bir bağışıklık yanıt gelişsin diye. Sonra önümüzde birinci ay oluyor. Birinci ay itibariyle hepatit B'nin ikinci dozunu yapıyoruz. Bu hepatit B aşısı genellikle ateş yapmaz. Yani yeni doğanda yapılan ve birinci ayında yapılan aşı ateş yapmaz. Birazcık yakıyor, birazcık yaparken bir ağlama olur ama hani ön sonrasında yapılan yerde bir kızarıklık falan çok beklemiyoruz. Ateş çok beklediğimiz bir durum değildir. Genellikle ateşle ve çocuk büyüdükken genelde ilk karşılaştığımız yer ikinci ay aşılarıdır. İkinci ayda bizler çocuklara beşli karma dediğimiz bir karma aşı yapıyoruz. Difteri, boğulmaca, tetanos bu grup hastalıkların zaten şu an toplumda çok görmememiz. Eskiden işte hocalarımızın da çok bahsetti işte boğazlar, BMA, ciddi hastalıklar, yeni doğan tetanosları. Hani bu durumların tamamı artık bu aşılar, beşli karma aşısıyla çözdüğümüz bir durum. Bunun yanında zatürre aşısına, eskiden gene diyeceğim bundan çok da eski değil yani 30 yıl öncesinin çok ciddi hastalıklarıyken zatürreler, akciğer enfeksiyonları, pnömokoka bağlı pnömoniler yani zatürreler şu an şeylerle aşılarımızın o dönemde yapılmasıyla çocuklarda bu hastalıkları daha az görür haldeyiz. Bir de ikinci ayda BCG dediğimiz verem aşısı var. Verem aşısının şöyle bir durumu var. Verem aşısı normalde bizim yaptığımızda bu tüberküloz mikrobudur. Akciğerin tüberkülozu yani akciğer veremine karşı koruyuculuğundan ziyade mesela bağırsak, işte lenf nodu gibi bazı başka bölgelerin tüberkülozuna karşı da koruma sağlıyor. Bu dönemde özellikle çok çalışma var. Mesela BCG yapılan yani verem aşısı yapılan ülkelerde koronanın ölüm oranlarının çok daha düşük olduğuna yönelik, neredeyse 8-10 kata kadar daha düşük olduğu yönünde bile çalışmalar var. Burada bunun nedeni de BCG mikrobu geldiğinde vücudun T hücre dediğimiz bazı hücrelerle
bir savunma mekanizması geliştirdi ve bu aşina olunan durumla da koronadan daha korunabildiği yönünde çalışmalar var. Bunlar da nereden çıkıyor? Yan yana iki tane ülke var. Genelde zaten verem aşısı, ikinci ayda verilen aşısı, verem yaptığımız, Türkiye'de yaptığımız verem aşısı Avrupa'da birçok ülkede artık vaka görülmediği için yapılmıyordu. Ama Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde ve vakaların görüldüğü ülkelerde halen yapılan bir aşıdır. Verem aşısı Columbus tarafından yapılan aşıdır. Esasında biz neredeyse ilk 2 yaş içerisindeki bütün aşıları bacaklardan yaparken verem aşısı hepimizin de sol kolunun üst tarafına yaptığımız aşı verem aşısıdır. Bu aşı cilt altına yapılır. Bu aşı yapıldıktan sonra 3 gün yıkamamak gerekir. Bu aşı da ateş yapabilir. Bu aşının şöyle bir özelliği var. Bu aşının kutusu açıldığında aynı gün içerisinde çok zaman geçirmeden başka kişilere de yapmak, yani o yaş grubunu toplu halde yapmak gerektiği için bu aşı için sağlık ocakları genelde aileleri arayarak randevu verirler işte. Ayın 5'inde aşımızı açacağız, o gün için gelin diye bir planlama yaparlar. Bu yüzden Sağlık Bakanlığı'nın bu aşısı için gün verirler. Eğer ki BCG aşısı çok geç olursa, diyelim ki çocuk 2 aylık oldu, 2 ay aşıları geldi, ama verem aşısı, BCG aşısını şu an sağlık ocağı ya da çalıştığınız, beraber takip eden doktor sağlayamıyor. Diyelim ki 3 hafta sonra sağlayacağım, 2 hafta sonra sağlayacağım derse, o zaman 2 ay aşılarının karma aşı ve zatüre aşısını 2 ayda arada verem aşısını yapabilirsiniz. Ama hepsinin aynı gün olması, o aşı çilesini tek seferde çekip 24 saatin sonunda çocuğun rahat etmesi daha uygun olduğunu ben düşünüyorum. Ama böyle bir uygulamada sizin kafanızı karıştırmasın. Böyle de çok ailelerimiz mevcut. BCG aşısının şöyle bir durumu var. Özellikle ikinci ay aşılarını ertelemeyi çok önermiyoruz. Çünkü bir çocuğa BCG aşısı yapacaksak, bunun 3 ayın altındaysa direkt yapabiliyoruz. Ama 3 ayın üzerinde verem aşısı, BCG aşısı yapılacaksa eğer, burada çocuğa ciltte bir tüberkülün testi dediğimiz bir test yaparak, yani bu çocuk verem mikrobuyla karşılaşmış mı, karşılaşmamış mı diye bir test yaparak yapmak gerekiyor. O yüzden bu aşıyı 3 ayın altında halletmemiz gerekiyor. Bu test işini, yani çünkü bunun sonucunun beklenmesi var, sonucunun yorumlanarak hani duruma göre yapılması var. Çünkü çok sıktır tüberküloz, yani bu verem mikrobu. Herkes de hastalık yapmaz. Ama havada, birçok yerde, kalabalık ortamlarda, asansörlerde vücudun tanıştığı, gördüğü bir mikroptur. Ama hastalık nadiren geliştirir kişiler. Bağışıklık sistemi ciddi düşük olan kişiler ya da bağışıklık sistemini düşüren hastalığı olanlarda daha sık görülür. Ya da çok mikrop alındığında görülür ama bu yüzden 3 ayın altındaysa eğer bu aşıları ertelemeden hızlıca yapmak lazım. Bir su içeyim. Sonrasında ikinci aya geldik. Şimdi bizim ülkemizde ki genel olarak da yaklaşım şudur. Bir aşının ruhsatı en erken hangi ay itibarında başladıysa eğer bizim çocuk doktoru olarak bunu en erken dönemde yapmamız lazım. Yani bizim bazı aşılar içinde, özellikle özel aşılar içinde ne zaman yaparız noktasında bize bakanlığın bu aşıyı 2 aydan sonra, bu aşıyı 3 aydan sonra yapabilirsiniz dediği zaman bizim için referans esasında en erken hangi aydaysa bu aşının ruhsatındaki izini biz aşıları ona göre planlıyoruz. Çünkü şöyle, aşıyı yapabilip ama ertelediğinizde diyelim ki 3 ayda yapabileceğiniz bir aşıyı 5. ayda, 7. ayda yaptınız. Aradaki 4 ay içerisinde bu çocuğun bu mikropla karşılaşma ihtimali var ve karşılaştıktan sonra da çocukta bir problem çıkma ihtimali var. Olabildiğince aşılamadaki amaç yeni doğan taramaları gibi erken dönemde çocuğu bağışık hale getirip büyürken karşılaşacağı problemlerden öncesinde belli olmak. Burada, bu dönemde bizim yaptığımız bir ishal aşıları, rotavirüs aşıları, bir de menenjit aşıları var.
Bunlardan da kısaca bahsedeceğim. Genelde bunlara çocuk doktorları 3 ay itibariyle başlar. 2 aydan sonra ruhsatı olanlar da vardır ama 2. ayda zaten aşıları olduğu için genel uygulama prensibi olarak bizler 3. ayda, 2. ayın aşı şeyi kalabalık olduğu için 3. ayı başlarız. İshal aşısı, rotavirüs aşısı ağızdan bir aşıdır. Yapıldıktan sonra ciddi bir yan etki beklemiyoruz. Hafif kakayı birazcık yumuşatabilir. Eğer bağırsaklarında bir problemi olan bir çocuksa, mesela besin alerjisi gibi doku bütünlüğünün bozuk olduğu bir durumu varsa ishal aşısını yapmayabiliriz. Ama şöyle bir durum var. 3 yaşına kadar bakıldığında bu ishal mikrobu, rotavirüs mikrobu musluk sularından, dokunduğu yerlerden, çocuklarda çok sık, yani 3 yaşına gelip rotavirüs olmamış, bunu hiç yaşamamış bir çocuk bulmak dahi o kadar zor olduğu için bu mikropla karşılaşma ihtimali yüksek gibi düşünmek lazım. Çocuklarda bir ishale bağlı hastaneye yatışların neredeyse %80 nedeni de rotavirüstü. Eskiden bu aşı, bu hastalığın aşısı olmadan çocuk sağlığı hastalıkları servislerinde, polikliniklerinde neredeyse bütün servisin yarısından fazlası ishal aşısı, rotavirüs hastasıyla dolu olurdu. Ama bu aşı bizim bu konuda elimizi güçlendiriyor. 2 dozlu olanı var, 3 dozlu olanı var. İkisi de hekiminizin görüşüne göre hangisini yaptıracağınızı hekiminizle görüşebilirsiniz. Ama monovalan, pentavalan iki türlüsü var. Bunlardan herhangi bir tanesi ben yaptırmanızı öneriyorum. Çünkü şöyle, ağızdan bir aşı, rahat bir aşı. Ücreti ne yazık ki bu aşıların tamamı yurt dışı aşıları olduğu için bir miktar fazla gibi görünüyor. Ama bir, bu çocuğumuz diyelim ki 5 aylıkken rotavirüs mikrobuyla kaptı. 20 kez kustu, 40 kez kaka yaptı. Çocuk sıvısız. Bir, hastaneye yatma ihtimali yüksek bir hastalık. Bu çocuk acile geldiğinde damarlarında da, yani dehidrate, sıvısız olduğu için damar yolu bulması ayrı dert. Kaç tane yerden damar yolu takmaya çalışıyorlar. Bu çocuğu rotavirüsün aşı haricinde bir ilaç verelim bu mikrobu öldürsün gibi değil. Esasında tedavisi tamamen bir destek tedavisidir. Destek tedavisi olduğu için de bu çocuklara iyileşme süreçleri genelde 5 gün, 7 gün, belki 7 gün hastanede kalacak. Burada anne babanın işe gidememe durumu olacak, refakatçi durumu olacak, hepsinden öte hastaneye yatış. Yani başa gelirse hem maliyeti yüksek hem de problemli bir durum. Çocuk için de travmatik bir durumdur. Bu yüzden ben özellikle kendi hastalarıma da, herkese de bu aşıyı öneriyorum. Eğer ki doktorunuz sizin çocuğunuzda bu aşıyı yapamıyoruz demediği sürece. İshal aşısıyla alakalı bunu söylemek istiyorum. Bunun için zamanlama da çok önemli bir sayı vardır. 16 haftadan önce ilk dozunu yaptırırsak çok güzel etkinliğini görüyoruz. Yani 4 aydan önce yapmak lazım ilk dozunu. Bunu yani 7 aylık oldu benim çocuğum değil, yani orada kaçıyor. O yüzden bu aşının da ertelenmemesi gereken bir aşıdır. %100 koruyucu değildir. Diğer tüm aşılar, çoğu aşı olduğu gibi %100 değildir. Ama rotavirüs aşısı olan bir çocuk hasta olduğunda iki kez kusarsa, aşısı olmayan çocuk 10 kez, 15 kez kusabiliyor. Bu yüzden de hani aşının böyle de bir etkinliği var. Aşılı kişi hasta olduğunda daha az hasta oluyor. Böyle diyebilirim. Bir de menenjit aşılarından bahsedeceğim. Zaman da hızla ilerliyormuş. Menenjit aşıları da bizim yapmaya başladığımız aşılar. Bu aşılarda menenjit çok sık bir gördüğümüz, günümüzde çok sık gördüğümüz bir hastalık değil. Ama gördüğümüzde çok ciddi problemlerle seyreden bir hastalık. Ekstremite kayıpları, yani kolda, bacakta, kopma, ölümle sonuçlanabilen ağır bir hastalık. Beynin zarının iltihaplanması durumu. Bu yüzden de bunun birçok bakterinin, birçok nedeni vardır. Menenjitin, ama en salgınlar yapan ve en tehlikeli olan meningokok dediğimiz bir bakteri. Bu bakteriye karşı aşılar var. Bu aşılar şöyledir. Bunun grupları var. A grubu, B grubu, C grubu, Y grubu, W135, W grubu. Bu gruplar var. Bu gruplardan B'nin aşısı ayrı, geri kalanının aşısı ayrı.
özellikle W grubu Orta Doğu'da, Suriye, İran, yani Orta Doğu'da ve Türkiye'de sık görülen bir suçtu. Ve bizler uzun yıllardır W grubun içinde bulundu. A, C, Y, W grubuna karşı çocuklarımıza aşılıyorduk. B'nin aşısı son dönemde Türkiye'ye geldi. 2018 yılının sonlarına doğru Türkiye'de başladı. Çünkü o yıl yapılan Hacettepe'den Mehmet Hoca'nın, Mehmet Ceylan Hoca'nın, bu aralar çok korona ile alakalı da görüyorsunuzdur. Bir çocuk menenjite olduğunda onun belinden aldığımız sıvı örneğinin toplanarak hangi suçun buna neden olduğuna yönelik veriler çok güzel Türkiye'de toplanıyor. Bu verilerde B suçunun daha sayısının artmaya başlaması. Bu Türkiye'de çok görülen bir suç değildi ama artık gerçekten görülme sıklığı arttı. Yani özellikle 1 yaş altında vaka sayıları da çok arttı. Ondan dolayı B'nin aşısını getirdiler ve biz B'ye karşı da çocuğu aşılamaya başladık. Yani menenjitle alakalı elimizde artık 2 tane aşı var. 2 farklı aşıyı da yapmayı öneriyoruz. Çünkü birini bıraktığımızda, diyelim ki sadece B'yi yaptığımızda çocuğun W'ya karşı, A'ya karşı, C'ye karşı, bunlara karşı korumamış oluyorsunuz. O yüzden de nadir bir hastalık olsa da bunları yapmayı öneriyoruz. Nadir diyoruz ama Avrupa'daki bir ülkeden, gelişmiş bir ülkeden çok fazla sayıda vaka Türkiye'de mevcut. Yani ve olduğu zaman da çok başa bela bir hastalık olduğu için bu aşının, bu aşı grubunun da yapılmasını öneriyoruz. Burada doktorumuzun planladığı, sizi takip eden doktorun planladığı bir takip planı oluyor. Menenjit aşıları biraz güçlü aşılardır. Özellikle B grubu menenjit aşısının yapıldığı gün ateş, halsizlik, 2-3 gün süren böyle bir huzursuzluk hali mevcuttur. Ama hani yapmama çok ciddi bir risktir. Çünkü İşte şu kadar kişiden bir kişiye denk geliyor ama o bir kişi için bu durum %100 ve çok problemli bir durum. O yüzden menenjit aşılarında özel aşı olma durumu ve ne yazık ki ülkenin de dolarla alakalı Türk parasının biraz daha yani değersiz olmasıyla alakalı da fiyatları yüksek. Sağlayabilen, yapabilen tüm ailelere ben menenjit aşılarının tamamının yapılmasını öneriyorum. Umarım ishal aşısı da, menenjit aşısı da Sağlık Bakanlığı'nın rutin aşı takviminin içerisinde olur. Bu aşılardan sonra bizim yaptığımız aşı, sağlıklı çocukların aşı takviminde Sağlık Bakanlığı'nın aşı takvimiyle devam ediyoruz. Burada 6. ayda aşılarımız var. 1 yaşında aşılarımız var. 1 yaşında kızamıkçık, kaba kulak, su çiçeği ve zatürre aşısı yapıyoruz. Bu kızamıkçık, kaba kulak ve su çiçeği aşısıyla ilk 1 yaşında hastamız, yani takip ettiğimiz çocuk karşılaşıyor. Ama kızamık gibi salgın durumlarında bu aşılar bakanlığın bize gönderdiği genelgelerle erkene çekilebiliyor. 9 ay mesela bu geçtiğimiz yılın son döneminde kızamık salgını nedeniyle 1 yaşında yaptığımız aşı 9 ay ve 1 yaşında yaptık ki bu 3 aylık dönemde savunmasız olan çocuklarımızı da koruyabilmek için. 12. ay aşılarından sonra 18 ayda yaptığımız aşılar var ve 24. ayda ilk yaş aşısını bitiriyoruz. Sonrasında bu çocukların tekrar aşılanma dönemi 4-6 yaş arasındaki aşılarımız oluyor. Bir de her sene kış aylarına girerken yapmaya başladığımız grip aşımız var. Bu aşı da şu an bakanlığın rutin değil, riskli gruplarda özellikle önerdiğimiz bir aşımızdır. Bu aşıyı da özellikle son dönemde aşı yapılanla yapılmayan arasında çok ciddi bir fark oluşturdu. Son 3-4 yıldır yaygın influenza, domuz gribi, grip salgınlarında aşılı olanlar çok rahat atlattılar. Hatta hiç hasta olmadılar. Bu yüzden de etkinliği mutlak olan aşılardandır. Ben bu şekilde sunumumu tamamlayayım. Çok teşekkür ediyorum Kampanya TV'deki diğer konuşma yapan arkadaşlarıma da teşekkürler ediyorum. Çok güzel geçtiğine inanıyorum. Ben de çok şey öğreniyorum. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın. Kocaman öpüyorum sizleri. Bundan sonraki sunumlar
sokağa çıkma yasağı nedeniyle evde olacak. Cuma günü tekrar 2'de görüşeceğiz. Yarın da gene 14'te Alex'ten biri olacak. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.